tabiatta büyük bir felakete, yüzyılın hatta birkaç yüzyılın felaketine, depremine uyandı. Depremde 50.000'in üzerinde vatandaşımızı kaybetti. Her birine ayrı ayrı Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. 100.000'den fazla insanımız yaralandı. Çok taburcu oldu ama binlercesi hala hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor. Onlara Yüce Rabbim'den acil şifalar niyaz ediyor. Yüzbinlerce insanımız, milyonlarca insanımız bugün çadırlarda, konteynerlarda ya da yurtlarda, misafirhanelerde yahut akrabalarının yanında başka şehirlerde yaşam mücadelesi veriyor. Allah onların da yar ve yardımcısı olsun. Lakin devletimiz büyük. Hepsine evlat. Milletimiz çok kadirsinaz. Bu asil milletimiz, bu asil Müslüman Türk milleti, Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Boşnayla, hepsi birden büyük Türk milletinin kapsamının içine giriyor. Her bir vatandaşımız oradaki depremzedelere yardım etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Kimisi gitti bir dil çalıştı. Kimisi buradan gıda gönderdi. Kimisi Kızılay'da afata para yatırdı, para gönderdi. Kimisi dua etti. Ama hepsi o acıyı paylaştı. Bunun için ben de bu asil Müslüman Türk milletinin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki Müslümanım, iyi ki Türk'üm, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Biz de büyük birlik Farsi ve Alperen hocamları olarak hem arama kurtarma faaliyetlerinde hem yardımlarda elimizden gelen bütün gayreti tüm teşkilat mensuplarımız ve katillerimizle birlikte gösterdi. Hala bugün Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Elbistan'da, Malatya'da, Nurdağ'ında, İslahiye'de, Kırıkhan'da, İskenderun'da velhasıl depremin olduğu her yerde arkadaşlarımız yardıma devam ediyor. Böyle iftar sofraları kuruyor ve Türkiye'den gelen yardımları da orada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 14 Mayıs'ta önümüze iki sandık gelecek. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, ikincisi de milletvekili seçimleri için. Biz biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı çatısı altında seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi. Bu dört partimizin Cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bizim de adayımız. Ve inşallah sizlerin desteğiyle ve duasıyla Cumhurbaşkanımızı birinci turda yine Cumhurbaşkanı seçeceğiz. İkinci sandıkta milletvekili seçimleri var. İşte orada partilere oy veriliyor. Biz Cumhur İttifakı çatısı altındayız ve Cumhur İttifakı çatısında da birinci sıradayız orada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla da 81 il 87 seçim çevresinde Büyük Birlik Partisi kendi logosu, kendi adaylarıyla seçime giriyor. Biz diyoruz ki vatandaşlarımıza, sizlere oyunuzu Büyük Birlik Partisi'ne istiyoruz. Bir de bizim karşımızda 6+1 yedili masa var. Yani bir altılı masa var. Bir de onlarla birlikte hareket eden PKK'nın siyasi uzantısı olan 7. masa var. Altılı masa gizleme gereği dahi duymadan PKK'nın desteğiyle seçime giriyor. PKK'nın siyasi uzantıları altılı masayı desteklediklerini ve aday çıkarmayacaklarını çok net bir şekilde açıkladılar. Kendilerini milliyetçi, muhafazakar, demokrat, cumhuriyetçi olarak tanıtan partiler yaşananları yok sayıp vatandaşlarımızı
kandırmaya devam ediyorlar. Sayın Erçener, o zaman Türk milliyetçisiyim demeyeceksin. Benim partim Türk milliyetçilerinin partisi demeyeceksin. Türk milliyetçilerinden, mültecilerden oy istemeyeceksin. Eğer bunu soramıyorsan ve HDP ile işbirliğine devam ediyorsan, Sayın Akşener, sen bunları yaptığın sürece Türk milliyetçisi olamazsın ve değilsin. Bakın son zamanlarda bu HDP ile işbirliğinden dolayı Türk milliyetçilerini de tasfiye ediyorsunuz. Masada Sayın Akşener'in kendi ifadesiyle onu hiç kale almıyorlar. Beş kişi diyor ki bizim adayımız Kılıçdaroğlu, ister kabul et ister etme. Kabul ediyorsan imzala, kabul etmiyorsan buyur, kapı şurada diyorlar. Sonra ne oldu? Tıpış tıpış masaya geri döndü. Diyor ki benim masaya dönme noktasında Mansur Yavaş ikna etti diyor. Allah Allah. Partisi genel başkan yardımcıları ikna edemiyor. Merkez karar kurulu üyeleri ikna edemiyor. İl başkanları ikna edemiyor. İlçe başkanları ikna edemiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ikna ediyor. Acaba nasıl ikna ediyor? Neyle ikna ediyor? Bu iddianın karşısında ne verildi, ne alındı? Bu birinci sıra adaylıkları acaba buna göre mi dağıtıldı? Buna göre mi taksim edildi? Şimdi İYİ Partililer de bu soruların cevabını bekliyorlar ama soramıyorlar. İnanıyorum ki seçimin bitmesini bekliyorum. Hanımefendi meclis kürsüsünde şöyle elinde kurşunu göstererek bunu gösteriyor ve diyor ki biz korkmayız, bizi korkutamazsınız diyor. Ömer Halis Demirler korktu mu diyor. 15 Temmuz şehidimiz yiğidimizi söylüyor. Recep Paşatlılar korktu mu diyor. Meral Hanım Allah aşkına sen kim Ömer Halis Demirler? Sen kim Recep Paşatlılar? Ya sen dört bir bak partili kimler var. Partinin hangi yöne gidiyor? Ömer Halis Demir olsa bugün PKK'yla HDP'yle kol kola seçime gider miydi? O senin PKK dediğin, HDP dediğin bugün tipli tipsiz herkesle ittifak kurdu. O Recep Paşaklı'yı şehit edenler, o komünistlerdi, o Marksistlerdi, o Leninistlerdi. Eğer sen ülkücü olsaydın, Türk milliyetçisi olsaydın bunları bilirdin. Ama sen değilsin. Sen Türk milliyetçisi de değilsin, ülkücü de değilsin. Sen rahmetli Alparslan Türkeç'in sağlığında bir gün onun partisinde görev yaptın mı? Bir saat onunla vesaire yaptın mı? Sen rahmetli Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinde onun sağlığında bir gün görev yaptın mı? Onunla bir gün mesai yaptın mı da onların ismini ağzına alıp istismar ediyorsun? Alparslan Türkeş kim? Sen kimsin? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kim? Sen kimsin? Onun için herkes haddini ve hukukunu bilecek. Bizim şehitlerimizi, bizim liderlerimizin ismini ağzına alırken herkes bin düşünecek, bir kere söyleyecek. Şehitlik kavramı, milliyetçilik kavramı, ülkücülük kavramı, alperenlik kavramı bu kadar basit siyasete alet edilecek kavramlar değil. Onlar bizim değerlerimizdir. Ama hanımefendi bu değerlerden uzak olduğu için ağzına geleni söylüyor. Ağzına geleni söylüyor.